oğlu İsmail kimdir? Asıl adı Ömer Okçu'dur. 1932 yılında Erzincan'da doğan Hekimoğlu İsmail, ilkokul 1. sınıfa giderken 12 Aralık 1939 gecesi yaşanan Büyük Erzincan depreminde göçük altında kaldı ve yaralı olarak kurtarıldı. Ancak bir yıl sonra okuluna dönebilen Ömer Okçu, 1946'da ilkokulu, 1950'de ortaokulu çok zor şartlar altında bitirdi. Ailesine bir an önce destek olmak maksadıyla astsubay olmaya karar verdi. Zırhlı Birlikler Okulu'ndan 1952'de mezun oldu. ...1953'te Serden geçti ve Büyük Doğu dergileriyle tanıştı. O güne kadar hiçbir dini eğitim almayan ama dergilerde okuduğu İslami hayattan etkilenen Ömer Okçu, bu konuda araştırmalar yaptı. Büyük Doğu dergilerini satın alıp otobüslere, vapurlara, trenlere bırakmaya başladı. Yine aynı dönemde Said-i Nursi'nin dini kitaplar yazdığını ve bu yüzden hapiste olduğunu öğrendi. Bundan çok etkilenip Risale-i Nur'ları okumaya başladı. ...1954'te kendi kendine Kur'an okumayı, Osmanlı Türkçesini ve yardımcı kitaplarla İngilizceyi öğrendi. Sık sık sahaflar çarşısına uğramaya başladı. Ömer Okçu Amerika'ya füze eğitimi almaya gitti. Amerika'dan Necip Fazıl'a yazdığı mektup Büyük Doğu'da yayınlanınca bu dergideki yazarlığı başlamış oldu. 1967'de yayın hayatına başlayan İttihat gazetesinde köşe yazıları yayınlandı. 1970'te Yeni Asya gazetesinde makaleleri neşredildi. 1974'te İstanbul'da kurduğu TÜRDAV'da genel müdürlük yaptı. 1976 yılında Sur dergisini çıkardı. Aynı yıl Hizmet Vakfı'nın müdürlüğünü üstlendi, Risale-i Nur'ları bastırmaya başladı. Böylece Sözler Yayın Evi kurulmuş oldu. 1972 yılında emekli oldu. Yurt içinde ve yurt dışında yüzlerce konferans verdi. 1982'de arkadaşlarıyla birlikte Timaş Yayın Evi'ni kurdu. Minyeli Abdullah romanı 1989'da filme çekildi. Bu sırada Zaman Gazetesi'nde köşe yazıları yazmaya başladı. 1994'te Harran Üniversitesi Fahri Edebiyat Doktorası ünvanına layık görüldü. Hekimoğlu İsmail, rahatsızlandıktan sonra da kitap çalışmalarına, köşe yazılarına ve konferanslarına kaldığı yerden devam etti. Hekimoğlu İsmail evli ve iki çocuk babasıdır. Hekimoğlu İsmail'in yayımlanmış bazı eserleri. Minyeli Abdullah, Sibel, Bir Deliyle Evlendim, Firavun'un Öldüremediği Musa'dır, Cumhuriyet Çocuğu, Menan Cinleri, Hayata Düşülen Dipnotlar, Mehmet Akif'e Göre Dün, Bugün, Yarın, Derdimi Seviyorum, Güneşi Arayan Adam, Sonsuza Yürüyüş, Müslüman ve Para, Bir Millet Uyanıyor, Düşünceler, Akıl ve Gerçek, Mecnun Gezen'in Leyla'sı, Allah'a Yaklaştıran Ameller, Zamanın Efendisi Bediüzzaman, His ve Fikir, Bir Işık Görüyorum.